Efendim selamlar selamlar selamlar. Arkadaşlar bugün bu videoyu dikkatlice dinleyin çünkü Türkiye'de çok az bilinen ama dünyada çok kişinin bildiği size Rocket League'de bir gelişme taktiği göstereceğim. Mesela şöyle anlatalım bu gelişme taktiğini. Atıyorum neye girelim? Kompetitive girdik, tam rekabetçi. Diyelim ki 3v3'te ben 971 MMR'ım ya, muhtemelen Diamond 2 veya Diamond 3 yapıyor, tam emin değilim. Bu taktiği yaptığınız zaman düzenli MMR'ınız en az çeyrek katlanıyor. Yani 971 ise biraz anlatım bozukluğu oldu ama 1200'e 1300'e kadar çıkartıyorsunuz. Yani 2 lig birden rahat atlıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Plansınız çempe gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi taktiği anlatmaya geçelim. Direkt bıdı bıdı etmeyeyim. Taktiğin adından bahsedeyim. Six Mass. Şimdi Six Mass nedir? Six Mass 3v3 yapılan Scrim, yani hazırlık maçları denir arkadaşlar. Peki bu taktik niye bu kadar ayrı şekilde geliştiriyor? Çünkü mesela normal bir rekabetçi maça girdiğinizde şöyle atıyorum, arattım, tamam, hani uygulamalı örnek vereyim. Toksiklikler oluyor, işte trolleyen adamlar gelebiliyor, maçı ciddiye almayan adamlar gelebiliyor veya tırnak içinde kötü oyuncular gelebiliyor. Bunun önüne geçmek için yine kötü oyuncu gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok ama en azından o kötü oyuncu da elinden geleni yapsın. Biz burada en kaliteli, en sağlıklı lobi bulmaya çalışıyoruz, tamam mı? Zaten oyuncuların biraz da gelişmeme yöntemi bu. Mesela burada giriyor abi, salak saçma adamlar geliyor, cheat olup çıkıyor. Sen burada cheat olup çıkıyorsan ne anladım ben hani gelişiminden? Ama burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi size senaryosunu göstereceğim. Diyelim Private match dedik. Sonra nasıl yapılır onu göstereceğim. Çünkü oyun içinde bir olay değil abi. Ayrı bir olay. Create private match dedik. 3v3 kurduk. Tamam. Team settings'i de takım 1, takım 2 yaptın abi. Atıyorum. Buradan renklerini ayarladın. Hızlı hızlı. Bunu da mor yapalım. Tamam. Maçı kurdun. Şimdi maçı kurduğun zaman burada bir kere 3v3 lobisi, yine fark yok ama maçı ciddiye alan, oyunu trolleme ve konuşan adamlar gelecek. Sixman'sin de olayı bu, konuşarak oynaması. Konuşmadan Sixman oynanmaz abi. Onu da anlatacağım. Şimdi buradan takım bile tıklıyorsun. Burada çok hızlı konuşuyorum ya. Biraz da nefes alarak konuş. Tamam. Şimdi buradan takım bile tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra geldik. Tamam mı? Bak. Burada maçlarını yapıyorsun. Maçın bitti. Çıkmak var mı? Yok. Neden yok? Çünkü Six Mans'in bir diğer olayı da, ya bu Six Mans'in Türkçesi yok arkadaşlar. Türkçesi hazırlık maçı değil. Tamam, bu kavramı da ben uydurdum tamamen. Çünkü 6 adamlar desen komik olur, anladın mı? O yüzden hazırlık maçı en iyisi. Hazırlık maçının bir diğer olayı da arkadaşlar, dediğim gibi Best of 3 olması, Best of 3 olması, Best of 3 olunca da diyelim sen bu maçı kazandın, tamam mı? Quit atıyor musun? Hayır, atmıyorsun. İkinci geçiyorsun. Mikrofon patladı ufak bir. Üçüncü maçın sonunda en iyi olan kazanıyor. Diyelim ki sen 1-0 kazandın, 2-0 oldu, bitiyor. Ama 1-0 oldu, 1-1 oldu, üçüncü maça kalıyor. Six Mans'in olayı bu açık şekilde. Şimdi bunu nasıl uygulayacaksınız onu söyleyeyim ve bence rankınızı şöyle yapın arkadaşlar. Diyelim ranked gireceksiniz ya. İlk başta size tavsiyem mutlaka şeydi abi. Bunu zaten çok kişi bilir. Hani anlatmama gerek yok ama bilmeyenler de olabilir, arada kalmış. Mutlaka Free Fire'e girin abi. Burada arkada sakin bir müzik açıp topa değmeye çalışın. Her topa böyle değmeye çalışın. Şu an ben klavyeden oynadığım için biraz şey oluyor, kötü gözüküyor ama bunu 15 dakika yapıyorsun, tamam mı? Ondan sonra alt tab atacağım. Six Mans'e nasıl gelir onu göstereceğim. O zaman alt tabımıza geçelim. Şimdi geldik Discord'umuza. Arkadaşlar bu sunucuyu zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Rocket League'de ligleri düzenlediğimiz, aynı zamanda Rocket League oynadığımız, Sideswipe oynadığımız bir tane topluluk. Rocket League ağırlıklı. Burada işte takılıyoruz. Yani bayağı aktifiz. Mutlaka katılın, katılmadıysanız. Şimdi buradan bak. Aşağıda bana da bir bahsetme gelmiş abi. Bak, hazırlık maçı yap var. Buraya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada takımları oluşturdu abi. Mesela buradan live atabiliyor muyum? Ben atamıyorum. Çünkü takımları oluşturmuş. Ulan tam da video çekerken denk geldi. Neyse. Neyse, daha güzel oldu. Uygulamalı oldu. Şimdi arkadaşlar burada hazırlık maçı yap kanalı var. Tamam mı? Bu kanala girmeniz önemli. Ama bu kanala öyle kolay kolay girilmiyor. Buradan İlk başta rol sistemine geleceksiniz. Buradan rol alacaksınız. Niye? Çünkü biz burada rekabetçi oyuncuları tartıyoruz. Hani kimin rekabetçi oyuncu olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Onun için hazırlık maçı rolü var.
Buradan tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman size şöyle göstereyim. Bak, benim rollerimde hazırlık maçı oyuncusu var. Gördün mü en altta? Buna tıklayayım. Bak şimdi rol gitti. Gördün mü? Eğer rolün olmasını istemiyorsan tekrar buna tıklayabilirsin. Şimdi şöyle göstereyim. Burada bakın. Buradan Q attığınız zaman, şimdi ben atmayayım ama sıraya katılıyorsunuz. Q demek sıraya katılmak demek. Yani QV diye okunmuyor, Q. Ondan sonra bak mesela şöyle gösterelim abi şuradan. Bak, ben demişim ki burada boş etmişim, buraya geçen arkadaşlar. Çok fazla yenildik dün. Ondan dolayı şey oldu. Burada mesela Skylab başlatmış. Start New Q. Yani yeni hazırlık maçı sırası başladı. Sonra Januk girmiş. Sonra Burhan girmiş. Sonra kim girmiş? Ben girmişim. Sonra Arch girmiş. En sonda Efehan girmiş ve bot diyor ki, aga diyor, siz takımlarınızı şimdi 6 kişi girdiniz. Yani hazırlık maçı atmak için 6 kişi var. Ama diyor, ben bu takımda nasıl yapayım? Bana bir yol gösterin diyor. Random mu atayım? Kaptanlarınızı seçip kendiniz mi yaparsınız diyor. Buradan da eğer random, yani rastgele istiyorsanız rastgele ve rastgele takımlar çıkartıyor. Şöyle göstereyim bakın. Vesat çıkartmış bot. Diyor ki kardeşim sen birinci takımdasın. Pardon, sen ikinci takımdasın. Yanında Lucifer ve Lucifer mı dedim ben? Lucifer ve Onur var. Karşı takımda da Pilatif, Yunus ve Riyaz var. Şimdi girin maçınızı atın, benim de canımı sıkmayın diyor bot, anladın mı? Sen de giriyorsun, 3v3 şekilde maçını atıyorsun. Sonra ne oluyor, ama burada bir sıkıntı var. Geliyorsun, burada hazırlık lobisi var abi, maçlarını buradan konuşuyorsun. 6 kişilik bu oda, yani 6 tane kişi burada ilk başta toplanıyor abi. Ondan sonra mavi takım ve turuncu takım odalarına geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, Six Man'sin olayı, yani hazırlık maçı atma durumunun olayı da budur. Bir de şunu belirteyim. Maçınız oluşturulduğunda şöyle bot mesaj atıyordu ya. Burada match ID var. Şimdi match ID önemli çünkü bu alttaki match ID 10.99.82 ya, atıyorum. Bu değişebilir tabii ki. Oyuna girdiğiniz zaman bunu kurmak zorundasınız. Daha doğrusu lobileri isim ve şifreyi match ID yapacaksınız. Mesela 10.99.82 değil mi match ID? Geldin abi buraya. Play dedin. Custom Games. Buradan Private Match. Create Private Match. Ayarlar böyle olacak. 3v3 sağ istediğiniz yaparsınız. Football modu olsun yeter. Europe diyorsun. Name Password diyorsun. Buraya 10.99.82 ya. 10.99.82 yazıyorsun ismi. Şifre de 10.99.82 oluyor. Ve maça giriyorsun. Buradan sonra da 6 tane seninle beraber 6 tane kişi katılacak ki onları bekliyorsun ve ses odasına geçiyorsun. Maçlarını konuşarak atarsın abi. Six Man kesinlikle konuşmadan atılmaz. Bunu söyleyeyim, yani sesli konuşacaksın. Bu şimdi niye bu kadar geliştiriyor? Dediğim gibi aşırı trade oynuyorsun, aşırı infolaşarak oynuyorsun. Troll yasak kesinlikle, rapor yersin, banlanırsın. Ondan sonra işte ciddiye almadan oynamak yasak, ciddiye almamazlık yapmak yasak daha doğrusu. Yine banlanırsın, troll yersin. Rollersin, banlanırsın diyecektim. Neyse, konuşamıyorum. Anladınız işte arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de şundan bahsedeyim. Bunu dediğim gibi sürekli atmaya çalışın. Discord'a geliyorsunuz arkadaşlar. Discord'a nasıl geliyorsunuz? Şuraya STRL yazıyorsunuz. Açıklama ve yorumda linki var. Buraya gelerek, bak ST yazamadık abi. STRL yazdığın zaman sunucuya katılmış oluyorsun. Buradan dediğim gibi tekrar ediyorum. Rol sistemine geliyorsun. Bu role alıyorsun. Ondan sonra kale emojisini tıklayıp, ondan sonra hazırlık maçı yapabiliyorsun eğlence kategorisine. Buradan dediğim gibi slash 3 atıyorsun. Sıradan ayrılmak istiyorsan da leave atıyorsun. Anladın mı? Diyelim işin çıktı. Ama sıraya girdiysen ve burada ismi çıktıysa oynamak zorundasın. Çünkü bu ciddi bir olay. Ve dediğim gibi oyuncular burada gelişime önem veriyor. Yani buradaki oyuncularla senin full artı full oynaman lazım ki sürekli gelişesin. Zaten bu maçları oynadığın zaman güzel oyunculara karşı oynayacaksın ya. Mesela buradaki oyuncular, şöyle söyleyeyim abi. Buradaki en kötü oyuncu benim. Şurada ismi geçen oyuncular arasında. Buranın ortalaması da büyük şampiyon falan. Ben girip burada oynadıkça rankım gelişecek. Sonra ranked girdiğimde adamları tokatlayacağım kendi rankımı. Çünkü güzel maçlar oynamış olacağım, anladın mı? Oradaki maçlar daha böyle dalgasına dönüyor ya. Ben ciddi bir oyuncu olduğum için herkesi tokatlamış olacağım. Son bir soruyu daha cevaplayayım. Benim rankım plat, elmas, işte gold, katılabilir miyim? Kesinlikle, ama kesinlikle katılabilirsin. Çünkü şöyle bir şey var abi. Orada ranka bakmıyor durumlar. Sen gir, elinden geleni yap. Çünkü karşındaki adamlardan bir şey kapmaya çalışacaksın. Yarın öbür gün girdiğinde kendi rankına gidip yine tokatlayacaksın adamları. O yüzden dediğim gibi kesinlikle hepinizi sunucuya bekliyorum.
Burada aynı zamanda lig dışında bu Six Man olayını, hazırlık maçı olayını ve aktiviteyi de bu şekilde arttırmaya çalışıyoruz. Güzel bir Rocket League ortamı kurmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Video işinize yaradıysa güzel beğeni atmayı unutmayın. Videoların beğenilerinin etkileşim biraz düştü. Bunu sizden rica ediyorum ve yapacağınızı umuyorum. Onun dışında güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz ve ben de çekip gidiyorum. Bugün de saat 9'da bak Skylife'ın kanalında yayındayız. Lig maçları var. Twitch TV Skylife'le yazıp gelebilirsiniz. Oh, dilimde tüy bitti. Haydi Allah'a emanet, görüşürüz.